arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın, şu tabirden, şu etiketlemeden, etiketleme kültüründen bir vazgeçelim. Bu etiketleme kültürü, bakın etiket dediğimiz şey, bir insan üzerine yapıştı mı bir daha kolay kolay çıkmaz. O yüzden vicdanlarınıza sesleniyorum. Etiketleme, bak hep bu CHP zihniyetinin karalamaları, bu CHP var ya, bu CHP. Bu etiket değil. Adı zaten CHP. Canım, bu CHP dediğim işte ifade ediyorum işaret sıfatıyla. Bu CHP diyorum. Onu karıştırmayın. CHP CHP'dir. Şimdi bakın ifadeniz şu. Gıda sahtekarlığında sınır tanımayan. Onlarca defa bakanlık tarafından afişe edilen. Ya sınır tanımasa 15 kez yapmaz bir işi. Bakın 16.sı var mı? Yok. 17 var mı? Yok. 19 hiç yok. Yani bakın demek bir sınır var. 15 durmuş orada. 15 kez işledi diye bir insan hatayı 16. kez yapacak diye bir kural mı var? İnsanlara bu hak tanınmalı. Tıpkı Victor Hugo'nun Sefiller adlı eserinde yaptığı gibi Jean Valjean'ı düşünün. Jean Valjean karakterinin evet akıbetini düşünün. Çalışın gelin tekrar konuşacağız. Olay burada bitmiştir. Biz beyefendiyi Tarım Kredi Marketlere genel müdür olarak atadık. Uzayın. Uzayın kardeşim, önce Jean Valjean'ın kim olduğunu bir öğrenin. Bir okuyun, anlayın, temasını getirin, soracağım ben size. Saygılar sunuyorum, hadi. Telefon nerede? Heh. Gidin gidin. Efendim ben şöyle bir şey yaptım. Victor Hugo dedim. Jean Valjean dedim. Onlar Victor Hugo'nun Sefillerini okuyacaklar da oradan tema çıkaracaklar, anlayacaklar. Anlayana kadar zaten olay unutulur gider efendim. Bu şeyi çok seviyorum. Ortaya böyle bir kılçık atıyorum. Zaten okuma kültürü olmayan bir toplumdayız. Unutup gidiyorlar. Sağ olun efendim, sağ olun. O sizin güzelliğiniz, sağ olun.